Sevgili aslanlar, 2020 size uğurlu, bereketli, aşk, sevgi, para, ne istiyorsanız onunla birlikte kucak açsın. Geçmişe yaşadığımız, geçmiş korkularımız, geçmiş hayatımızla ilgili endişelerimiz bitsin ve psikolojik olarak da kendimize rahat nefes alacağımız bir yıl olsun diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sokak canlılarını, yaşlılarımızı, çocuklarımızı sevindirmeyi unutmayın. Ailemizin çok kıymetli olduğunu, bütünlük olduğunu, hayat boyu sımsıkı sarılın, çok sevdiğinizi söyleyin. Ömür çok kısa, unutmayın diyorum. Evet, 2023 sağlığınızla daha fazla özen göstereceğiniz ve sadece sizin değil, yakın çevrenizdeki insanların da sağlıklarıyla mücadele edeceğimiz ama pürüz yok. Ama yine de dikkat edeceğimiz bir yıl uyarıyor sizin için sevgili aslanlar. Bu yıl finansal konularımızla alakalı belgelerimiz, benzeri konularımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşle alakalı evraklarımız, işle ilgili ödedim. Özellikle finans ve muhasebe alanındaysanız bu yıl bazı insanların sizinle ilgili parasal evrede iftiralar atabilir. Yerinizde gözü olanlar sizin yerinizi sallayabilir. Bu konuda dikkat edeceğiz. Yani vergimiz, emlak vergimiz, bu tarz noktaları da erteliyorsanız devletin size şeyi var, evinizi haciz ya da uyarı kağıdı olabilir. Bunları geciktirmememiz gerekiyor. Bu özellikle yakın akrabalarımız ve özellikle kuzenlerle ya da teyze kuzenleri, dayı kuzenleri, amca kuzenleriyle alakalı sadakatsizlik, onların yapacağı size haksızlıkları bu yıl tek tek göreceğiz. Yani ailemizde dost kim, düşman kim bu yıl öğreneceğimiz gözüküyor. Bu ara ailenizde gizli yapılan anlaşmalar, kardeşler arasında saklanan konular da tek tek gün yüzüne çıkacak. Karmaşık mı? Evet, karmaşık. Kesinlikle ve kesinlikle zarar görmemek adına ben gökyüzü olarak size uyarıyorum. Siz alın, ister almayın diyorum. Evet, özellikle ihracat, uluslararası ticaret alanında çalışıyorsanız firmanızın çok güzel bir geçireceği ve ekonomik olarak güçleneceği bir yıl. Sizin de yerinizle alakalı sunulacak haklar, güzel noktalar ve rütbenize güzel değerlendirmeler söz konusu olacak. Özellikle de eğitiminizle alakalı, bu konuda eğitiminizle alakalı yarım bıraktığınız konuları da hayatımıza en iyi şekilde oluşturacağız. Yani der ki biz bu süreçte ihracat, alım satım konularında yurt dışı ile bağlantılı olan akademik olarak da kariyerimizi hayata geçireceğiz diyorum. Özellikle de devletle bağlantılı kurumlarda yer değişiminiz, konum masa değişimi ya da şehir değişimi ile ilgili başvurularınız Haziran ayına kadar olumlu bir süreç ve gerçek askeri, polis ya da devlet memuruysanız istediğiniz yolculuk, istediğiniz haklar var. Ama ailemizde devlet kapısında çalışan ve mecburi görevini yapması gereken kişi doğuya gidecek. Şırnak olabilir, Hakkari olabilir. Görevini, devlet memurluğunu gayet sağlıklı bir şekilde oluşturacak. Eğer ki evimizde askere gidecek çocuğumuz varsa da korkmayın. Sağ salim evinize geri gelecek diyorum sevgili aslanlar. Evet, özellikle öğretim ve akademi konusunda kendinizi artık bu alanda büyütmek, bu alanda devam etmek istiyorsanız bu başvurularınızla ilgili olumlu süreç, yurt dışı ve yurt dışı ile alakalı iş bağlantıları içerisinde kurmak istediğiniz kapılarınızda hiçbir pürüz yok. Cesaretinizi tekrar maillerinizi doğru yönlendirerek ve şirketinizin sizi gerçekten ve gerçekten destekleyerek bu fırsatları yakalayacaksınız. Bazı aslanlar yurt dışına yerleşmek ve iş gereği gideceğiniz uzun soluklu seyahatler size büyük renk ve kendinizi tanımanıza, iş konusunda yapacağınız başarılarının alt temelini kuracaksınız. Eğer ki serbest meslekte çalışıyorsanız sevgili aslanlar, işinizi biraz daha ciddiyete alarak alanınızı büyütmek, firmanızı büyütmek ya da işinizde şirketiniz sizi devamlı dışarı hakimiyet gösteriyorsa primlerimiz ve iş bağlantılarımız daha güçlü olacak ve kendimiz bu konuda büyük bir başarı ve aydınlığa kavuşacağız diyorum. Tarım, toprak ve arazi konularında bu yıl
karar vereceğimiz, almak konusunda değil de daha çok satmak konusunda kararlarımız var. Ailemize ait malları satıp kendimize daha düz bir arazi veya inşaat yapmak, kendi alanımızı oturtmak istiyorsunuz. Burada bazı karışık yasal süreçler, sanki bu yıl değil de 2024 yılı bu konuda haklarımızın, toprağımızın ve arazimizin satışı için gerçekleşecek. Bu ara küçük ufak tefek şeyler satılabilir diyorum. Yazı yazmak, blog yazarıysanız, yaratıcı senaristseniz, bu yıl sizin yapmak istediğiniz yazılarda başarı ve 2024 bu konuda tanınma evrenizi oluşturacak diyorum. Eğer mühendisseniz, mühendislik alanında elektrik mühendisi, makine mühendisiyseniz yurt dışı onayınız gerçekleşecek ya da yurt dışı firmanızla anlaşmanız aydınlığa kavuşmuş olacak. İşsizsiniz ve hala iş problemleri yaşıyorsanız, bence sizde çok iş imkanı var. Siz bunları doğru dört kapıdan birini tercih edip uzun soluklu da iş hayatımızı hayata geçireceğiz. Evde bekar erkeğimiz varsa, yaşı 30'sa ya da siz 30 yaşındaysanız hayırlı kısmet ve evlilik kararı vereceksiniz. Hayırlı olsun diyorum. Çünkü hayatınızda güzel bir aşkın, güzel hayatınıza dokunacak yenilikler size çok güzel gelişimler sağlayacak. Bu ara taşınma konularımız, bu yıl fazlasıyla taşınacağız, kendi evimizi belirleyeceğiz, ufak tefek eşyalarımız, evde koltuğumuz, masamız, sandalyemiz yepyeni olacak, evimizde satın alacağız, uğurlu bereketli olsun ve kirada olan sevgili aslanlar için güzel evde kalıcı bir ev hayatı yaratacaksınız ve bu güzel olacak. Evli çiftlerimiz arasında yaşanan uzun süredir, son 3 yıldır problemler bitiyor, sakinleşme ve bu evliliği daha sağlam şekilde hayatımıza götürmeye çaba göstereceğiz. Ve her şeyden önemlisi, sevgili aslanlar, boşanma kararı olup ve eşinizin ilgisiz tavrı, yani hanımınızın ilgisiz tavrı, ailesiyle yaşanan krizleri bir türlü affedemiyorsunuz. İlişki terapisti ama bu ilişkide siz artık mutlu değilsiniz. Yol ayrımı, eşiniz sizden ayrılmak istemiyor. Buna siz karar vermeniz lazım. Çocuklar ve ortak çocuklarımız var. Doğru adım atın diyorum. Bu ara evliliğinde aldatılıyorum diyen ve bir türlü eşimin bana sevgisi yok, hissedemiyorum, aramızdaki bu soğuklukta kötü enerji mi var, biri göz mü getirdi? Hayır, siz de eşinize karşı tutum evrenizde ve iş temponuz, parasal temponuzdan kaynaklı aile ilişkimizi bir türlü oturtamıyoruz. Tabii ki hayat şartları çok zor ama evliliğinize bir adım atın, o size 10 adım atacak diyorum. Bu ara hiç evlilik yapmayan 35-30 yaş üstü sevgili takipçilerim, yakın aile akrabanız, yakın bir dostunuzun size tanıştıracağı hayırlı bir kısmet var. Gözünüzü dört açın. Bu yıl arkadaşları, dostları, aileyi eleyeceğiz ama sadelikten yana olacaksınız. Bu da size çok güzel alanlar yaratacak diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda bu yıl üniversite ve lise hayatınızda başarısız görmüyorum. Ama hedefiniz yurt dışı, Türkiye'de yaşamak istemiyorsunuz. Türkiye çok değerli bir toprak olacak. Evet, gidin, kariyerinizi yapın, ülkenize geri dönün diyorum. Lise öğrencisi ya da liseye hazırlanacak çocuklarımıza gereksiz bağırıyorsunuz annelere. Onların yeteneklerine göre başarısını belirlerseniz mutsuz olmazlar diyorum. Evet sevgili ev hanımları, mesleki anlamda özellikle ev hanımı, ev işlerine gidiyorsanız işlerinizle ilgili artık sabit ve bu konuyla ilgili grup şeklinde çalışmak isteyebilir. İşinizi farklı alanlarda büyütmek isteyebilirsiniz. Başarı var. Eğer ki evde oturuyorsanız ve hala iş mesleki anlamda yapmak istemediğiniz kararsızlıklarınız varsa hayata adım atmanız lazım. Eşiniz ya da aileniz her zaman hayatınızda olmayacak. Mesleki anlamda kurslar, belediyenin kursları, belediyenin imkanları var. Bunları değerlendirerek meslek sahibi olabilirsiniz diyorum. Ailevi iş ticaret hanesi olan karı koca çalışan çiftlerimiz, mesela kayınpederinizle çalışıyor olabilirsiniz, eşinizin babasıyla çalışıyor olabilirsiniz. Bu şirkette kardeşler arası yaşanacak krizler evlilik hayatımıza ve ticari hayatımıza çok fazla etkileyecek. Sizi hırsızlıkla, arsızlıkla suçlayacaklar damat bey. Hazırlıklı olun. Karınız sizin, eşiniz sizin arkanızda dursa da o ailenin bazı karışıklıkları, emek verdiğiniz hayatı ziyan edecek. Şimdiden ufak ufak işler toparlayarak kendi adımlarınızı başlatmanız size hayırlı olacak diyorum. Evet, ilişkisi uzun süredir, son bir yıldır problemli ve krizli olan sevgili çiftler için artık veda, düzen ve yenilik vakti. Bu ilişki zaten sizi yıpratıyordu. Yepyeni bir hayat
oturtmaya lazım diyorum. Evlenmeyi düşünen uzun soluklu evlilik ailevi kriz yaşayanlarda pürüzsüz bir dönem, hatta Mayıs-Haziran evlilik tarihinizin yoğun olacağı bir nokta mutlu bir evlilik gösteriyor. Çocuk tedavisi ya da çocuk isteyen sevgili aslanlar için evet özellikle Eylül-Ekim ayı sizin bu konuda şanslı ve bereketli olacağınızı, bir pürüz olmayacağınızı gösteriyor. Gösterdi bile. Bir de aile apartmanında oturan, kayınpederinizin apartmanında oturuyorsanız bu konuda kardeşler arasındaki çatışmalarda evinizi taşınmak zorunda bırakabilirsiniz ve evinizi kaybetmemek adına orada kalmanız gerektiğini bilincine varırsanız daha mutlu olacağım. Çünkü orada haklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu arada sözlenmeyi planlayan, bu yıl sözlenmeyi planlayan sevgili çiftler için eşiniz ya da ilişkiniz askere gidip geldikten sonra apar topar evlilik kararı vereceksiniz diyorum. Eğer 3 kızınız varsa bu hanede güzel 2 katlı bir ev sahibi olacağız. Eğer tek kız bir oğlunuz varsa ikinci katta bir ev sahibi. Eğer 4 çocuğunuz varsa arazisi geniş bir evde eşiniz ya da siz inşaat başlatacaksınız ve hayırlı olacak. Anne baba arasındaki bağlarda yaşanan krizleri ve onların sağlık konularında destekli olacağınız ve annenizi evinize alabilirsiniz, kayınpederinizi evinde bakabilirsiniz. Bu dönem eşinizin ya da sizin ailenizdeki hasta bakımları da yoğun olacak. Biraz bu sizi yorabilir diyorum. Çocuklarınızla ilgili de konuşmalarda güzel konuşuyorsunuz ama onların gelecek hayatına çok müdahale ediyorsunuz. Dikkatli olun. Bir de bağımlılık problemi olan sevgili aslanlar, bu yıl bunu çözmezseniz seneye bağımlılıklarınız çok fazla artacak. Şu an bunu çözmemiz gerektiğinin kararını verelim. Bunun için tedavimiz başlasın diyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, saç dökülmelerimiz yoğun olacak. Saç kıran, cilt alerjilerimiz, boğaz enfeksiyonlarımız ve mide asitlerimiz ve uyku problemimiz fazlasıyla olacak. Bol spor yaparak, bol meditasyon yaparak enerjimizi değiştirmemiz lazım. Sevgili ev hanımları, fazla yemek yapıyorsunuz ve yağlı yapıyorsunuz. Beden ruhunuz bu konuda rahatsız oluyor. Sade yemekler, sebze yemekleri ağırlık yaparsanız hem eşinizin hem de sizin sağlığı daha güzel noktalara erişecek diyorum. Evet, bol seyahatleriniz olacak. Yazın biraz stresli, biraz gergin olsa da köydeki toprağınız, araziniz verimli olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Yakın bir dostunuzla aranız bozulacak. Evinizde misafir fazla insan kabul etmeyeceksiniz. Sadelik değil, doğru dostlukları kabul edeceksiniz. Gerçek dostunuzu anlayacaksınız ve ona sımsıkı sarılacaksınız. Yalnız bu ara dijital alanlarda görüştüğünüz insanların sahtekar olduğunu ve bu yıl para konusunda ya da inanarak paranızı kaybetmenize sebep olacak dijital alan ve telefonlardaki gelecek mailler olabilir, telefonunuza gelecek mesajlara dikkat edin. Yanlışlıkla paranızı kaybetmeyin diyorum. Bu ara kazalarımız olabilir. Özellikle Şubat, Ocak ayı dikkatsizlik evremiz var. Bunu ihmal etmeyelim. Ev bakımı fazlasıyla abartacaksınız. Cebinize fazlasıyla giriş olacak. Sakin ve sessiz bir şekilde hayatımızdaki dengeleri oturtmamız lazım. Her şey sizin dilediğiniz, her şey sizin istediğiniz gibi olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, Rabbimden olan Rabbime ait olduğumuzu, bu yıl bol bol dua ederek şifalanmayı denemenizi istiyorum. Geçmiş şiddet takıntılarımız, sözlü takıntılarımızı artık bitirmemiz lazım. Ara sıra ataklarımız geliyor ve ataklar sizi yıpratıyor. İyileşme, yenilenme, kendimizi bulma yılı. Hoşça kalın.